Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Kuru fasulyesini de gördünüz mü Sevil bacımızı? Malı adama çiğ verir, Allah verir, kurban olduğum Allah'ım veririm Allah'ım. Herkese selamun aleyküm. Alın teri bu, alın. Bacı canlar, alın teri bu. Kaç gündür kaçtım. Samanın tozundan. Burada 1,5 şimdi fasulye var. Demek ki her sene 2 damlama eksem satın almama nem gerekiyormuşmuş. Can dostlarım. Şuna bakın şuna. Ne altı görünüyor ne üstü şuna bir bakın. Bacımızın fasulyesine. Dilme dişirme neyim değil ha. Dilme dişirme neyim değil. Allah'ım herkesin rızkını Rabbim versin. Kurban olduğum Allah. Gördünüz mü? Şimdi şu yana tekrar aktarmaya takıyorum. Ne bir çürük, ne bir çarık. Şuna bir bakın. Sevil bacımızın fasulyesine. Bakın. Uf. Gördünüz mü? Çık karanlığa kaldım. Ayhan kardeşimizin bugün biz hastanedeydik. Can dostlarım. Ayhan kardeşimizin sonuçları çıktı. Pek iç açıcı değilik. Kurban olduğum Allah'ım. Yine de Rabbim var. Rabbimden başka da zaten kimsemiz yok. Allah'ımıza sığınıyor. İnşallah biz neleri atlattık bunu da atlatacağız. Sonra taşın ayıtlarım. Şu süpürgeyi bir uzayacağım. Temiz yere de köpüşürler. Gördünüz mü can dostlarım? Yarın da bunun için taşını ayıtları. Bir şinikten fazla, 1,5 şiniğe yakın fasulyemiz var. Var. Biraz bu değil de. Şöyle otur da anlatayım. Fasulye mi? Can dostlarım. Ayhan kardeşinizin hemen ameliyat olması gerekiyormuş. Ondan sonra düşün, taşın, konuşun dedi. Ailece karar verin dedi. İsterseniz dedi Ankara Katı'ya gidebilin. İstersen dedi Kayseri Erciyes Hastanesi'ne gidebilin. İstersen beni tercih edebilirsin. Beni de araştırabilirsin. Ama nereye gidersen git Ayhan amca, senin tek sana yapılacak bir şey varsa o da
da ameliyat. Kesinlikle sağ tarafı tedavi olacak bir şekilde değilmiş can dostlarım. Tamamen intihabımış. İntihap da bacaklarına yürümüş. Ondan hiç durmadan şişip ani şişme oluşturuyormuş. Ama şöyle bir de riski varmış. %70 sağ tarafında hasar bırakırmış ameliyat. Yani %70 Ayhan amca hasar bırakır. Bunu baştan konuşalım. Git çoluğundan çocuğundan konuş. Danış kararını ver dedi. Bu da bana telefon açtırdı Durmuş'a. Ben telefon açtım Durmuş'a. Durmuş da şey etmedi, izin vermedi ameliyete. Nasıl dedi izin vermedi? Baba dedi biraz deneyelim. Şimdi bugün omurilikten tam sırtının ortasından 3 tane iğne vurdu. Doktorun kendisi vuracak. İlaçlı iğneleri biz aldık geldik. Acilde doktoru çağırdılar. Doktor geldi kendisi tam bu şuradan. Ayhan kardeşimize 3 iğneyi bir araya getirdi, birleştirdi, iğne vurdu. Bu 15 gün arayla ameliyat olmazsa 6 ay devam edecek. Sütçü mü? Sütçü. 6 ay devam edecek can dostları. Ama hiçbir şekilde dedi, kurtuluşun yok Ayhan amca dedi. Yani ne yaparsan yap, sadece ameliyatını geciktirin ama sonunda bu ameliyatı olmak zorundasın dedi. Hiçbir şekilde dedi, bu ameliyattan kaçamam çünkü sağ tarafın tamamen intihap dedi. Yani dedi, çok geç kalınmış bir tedavi, çok geç kalmışsın. Zamanında dedi, mesela bundan bir yıl önce ilk şiştiğinde filan tedaviye başlasaydın iğnenin hapına tedavi olunurdu. Ama şu an seninle hastaneye alabilirim, seninle ilaç tedavisine sokabilirim. Ne de sana hiçbir şey yapabilirim Ayhan amca dedi. Düşünün, taşının alta iğne vurunalım. Ama düşünür taşınırsanız, ameliyete karar verirseniz ben buradayım. Bu hastaneye de gidebilirsiniz Ankara'ya, şeye de Kayseri'ye de gidebilirsiniz. Beni de tercih edebilirsin, özele de gidebilirsin. Ama Ayhan amcam nereye gidersen git sana tek ameliyat diyecekler. Çünkü sen şu an tedavi olacak bir durumda değilsin. Ben bu iğneyi de sana niye vuruyorum? Seni rahatlatmak için vuruyorum. Ayağının şişmemesi için vuruyorum. Ani atak geçirdin mi dedi Ayhan kardeşimiz, bilemedi. Dedi ki atak ne doktor bey, ben dedi atak dedi, geç. Dedim ki ben de doktor bey atak dediğiniz şişme mi dedim. Aynen öyle dedi. Ben de dedim iki gün önce aniden dedim ayağının topuğunda şöyle bir şişme oldu can dostlarım. Ayhan dedi ki bu ne oldu kız, birden bu niye şişti dedi. Biraz gezeledi, biraz bahçeyi gezeledi. Ondan sonra o şişlik baldırına doğru çıktı. Ondan sonra kayboldu. Geçen de dedi ki nasıl belim ağrıyor dedi. Ben dedim ki biraz sıkayım mı dedim. Şöyle belini şuradan tuttum. Sol tarafını şöyle belini şey derken sağ tarafına doğru gelince orada böyle kuş yumurtası gibi bir şeyler vardı. Ben de Ayhan'a dedim ki Ayhan yoksa sen bel fıtığısında doktor mu bilemedi dedim. Bu da dedi ki bel fıtığıysa MR'da çıkar, MR'ı çekindik dedi. Niye dedi, dedim ki kuş yumurtası gibi elime bir şeyler geliyor dedim ve kayıyor. Yani bayağı 4-5 tane elime geldi bıraktım. Dedim ki bel fıtığı neyim olur da patlatırım dedim. Dedi teyze bir daha sakın öyle bir şey yapma. Onlar dedi proteini asla vücuttan, protein atamadığı için vücuttan gram protein çıkmıyor can dostlarım. O da yani aşırı derecede bel romatizması ve bel intihabı sağ tarafında dedi. Sol tarafında çok yok Ayhan amca ama sağ tarafın tedavi olacak bir şekilde değil dedi. Şimdi 15 gün arayla ameliyat karar verene kadar ameliyatine Durmuş kesinlikle hayır diyor. Baba diyor şu doğumumuz bir olsun, ben bir açığa çıkayım. Ondan sonra olmazsa büyük hastanelere ya da bir özele götürelim. Özel de aynısını derse ondan sonra şeye gidelim. Kesin şikayetçi. Ne yaptın yine? Getir fasulyeni şurasına koy. Bir şey süpürdüm ama şuradan nerede geçireyim? Yok ölme. Bir şey süpürdüm. Pene. Antreye çıktıydım, arkamdan pene geldi. Ben de seslemedim, iyi oturuyor diye döndüydüm. Dışarıda. Yok keşke dışarıda olsa. Çiçeklerin hep devirmiş. Valla. Yok yok. Tongul tos etmiş. Armin sıra çiçeklerime mi geldi? Döndüm şöyle diyor bana. Diyor. Bak 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 kuru fasulye. Anne o kaç kilo olur? Çok var. 1,5 şinik neyim olur. Kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek. Ondan sonra kırmızı et asla dedi. Kesinlikle amca sucuk, et, bu proteinler. Zaten protein
yüksek olduğu için protein vücut atmadığı için hayır. O da tamamen vücutunda şey ödem yapıyormuş. Nervini çekme. Yani can dostlarım durumumuz bu. Ayhan kardeşimizin son hali, son durumu da bu. Ben diyorum ki seninle ben neler atlattık aşkım diyorum. Bunlar gelici geçici kurban olduğum Allah'ım. Her zaman yanımızda Rabbimiz vardı. Hiç kimsemiz yoktu ki zaten dedim. Her zaman Allah'ımız vardı. İnşallah bunun sanki dünya yıkılmış altında kalmış. Bir de orada iğneyi vurdular mı can dostlarım? Acilde bu kalkamadı mı? Giri acilde oturtturduk mu ayağına diyor mu her tarafıma ateş sardı diye. Ömrülük kolay mı anne? Ondan sonra Allah razı olsun bir değil bin kere bizim köylü birisi varmış. Ayhan abisini görmüş. Gayrı Ayhan aldı. Arabasıyla çarşıya kadar Hande'nin evine kadar getirdi. 2-3 saat Hande'nin evinde istirahat etti. Kendine geldi. Ondan sonra köye geldi. Yani durumumuz bu can dostlarım. Fasulyeyi kaldırıyor Sevil bacımız ama yiyecek surayı serip de yiyecek eş yok. Yasak. Kesinlikle kuru fasulye falan ne oldu diyeyim yasak. Yine de kaldıralım. Hemen bir yarın azıcık pişirelim. Bir deneyelim. Şu aha. Kadarcık küçük kaseri. Ama 50 neydi baba? Kaşına da dedi 100 gram. 100 gramı ben ölçeyim. 100 gram nohut, 100 gram baba, et. Ben ölçeyim 100 gramı. Pilavına ona göre iyi. 100 gram bir kaşıktır ya da bir kepçedir. İyi de 100 gram bir kepçe oldu. Daha mı fazla? Fazladır. Kız sen fasulyemizi ne arıyorsun? Yiyecek kızım işinci. Yani can dostlarım durumumuz bu. Duanız dua edin. Allah'tan başka bizim kimsemiz yok. Allah'ımıza güvendik, Allah'ımıza sığındık. İnşallah biz bunu da atlatırız. Biz evleneli 30 sene oldu, 30 senedir neler atlattık, neler mantar atlattık. Mantar aldık, bittik de. 3 kuruşluk içi, romatizma, intihaplı romatizmayı ben atlatamayacak diyorum Ayhan'ın kardeşinize. Pel pel anne senin bir ben. Lafın var ya kız, bir şey olduk, toprağa düştük, geri mantar olduk, çıktık diye bir lafın vardı ya, neydi o? Toprağın tabanında mantar olduk, bittik, yeniden mantar olduk, dünyaya geldik derim. Vallahi kendinize iyi. Bakalım bakalım. Dizlerin ağrımıyor mu ki acaba kız, o işleri çek? Kız bu fasulyeyi. Al. Satılıktır diye yaz anne. Satılık fasulye var, üstünde de armür var. Ay dedesi de çıkmış açığa. Ay dedesi. Armür'ün ay dedesi. Bay bay anne. Bay bay ay dedesi. Ağzında da şey var. Sabahleyin de Fulya kızından yine hastaneye gidiyor. Yarın, aynen yarın biraz çekimi de oradan yaparız. Hastaneye yaparız canım. Can dostlarım sabah hastaneye gidecek. Armin'in saat 10'da ultrasonu var. 11'de doktora girecek. Ondan sonra 11'de de çocuk doktoruna girecek ultrasondan sonra. Yarın da yine Aksaray'dayız. Bugün perişanıdık. Evlerin en mini gördük. Yırganlığın sütü şimdi. Yani daha fulle süpürgeyi yine açtı. Bugün süpürgeyi hem açmadık. Elim kolum hiç bütün katmadı. Bütün odaları süpürdüm. Biz sizin yatak odaya girmedim. Dışarıda da bir kuru üzümüm kaldı. O çalkalanacak, elenecek fasulyeyi de çıkarttık. Kapı peçeyi de topladık. Bayağı baba, da bir şeyimiz kalmadı. Anne paklayı yoğuruyor. Yoğursun. Haydi bacıcanlar, yarın hastanede görüşelim. Yarın da Aksaray'dan görüşelim 5-10 dakika. Oradan çekelim. Haydi çocuğu çekme oraya dönersin ismi Armin. Hı. Açtım. Tekrardan selamünaleyküm bacıcanlar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı çarşambalar. Gününüz aydın olsun. Gününüz hazırlı huzurlu olsun. Hayırlı huzurlu olsun. Dinle dönmede. Biz hastanedeydik bacıcanlar. Hastaneden geldik. Saat 1'de geldik. Saat 10'da Armin'in ultrasonu vardı ama maalesef 11.30'a kadar ultrason sıramız gelmedi. 11.30'da ultrason sıramız geldi. 11'de de Armin'in randevusu vardı. Ultrason sonucumuzu aldık. Koşa koşa ta öbür hastaneye gittik. Çocuk hastanesinin bölümünde değil, büyüklerin bölümündeymiş. Hani Armin'in biberonu bir hele. Bir, yatır anne, sıfır nasıl yatır? Hayatta mı yatır? Yatır.
çıkmış kızı. Ondan sonra bacı. İsmail koş. Ayhan. Anne. Biberonu aldı. Bebek, cici. Ana biberonu alacak annemin elinden. Ne bilsem diye düşündüm Ayhan. Ay İsmail al. Ayhan. Yemek duruyor. Tamam bu. Şu telefonunu bil de. Al gel Ayhan. Anne mamma yapıyor mamma. Anne sonra oturttur. Gel. Abo. Abo soğuk içecek yapıyor. Hande'nin mutfağından herkese de. Abo. Hande'nin mutfağından herkese iyi günler. Kahvaltı yapıyor neyse bu. Kızartma neyim yapmış. Onu da bir geldi. Kanter içinde kaldım can dostlarım. Armin beni bugün mahvetti. Çocuk arabasını da almadık. Hep öyle diyor. Şu çocuk arabası yoğurmuş gibi. Aynı hastanede girecek zannettim ben. Dedim ben sana. Cici. Kardeş oğlum. Kardeş. Şimdi senin nazikini bir sil taklayayım istiyorum. Annem buz at bana bolca. Attım buz. Elim damağım patladı can dostları. Tamam. O şey oyunlardan oynamayın değil mi? Roblox da var. Arkadaşlarım söyledim. Oynamayın dedim. Al 5 dakika vereceğim. Abo. Allah. Koster bakayım bir. Beğenecek mi? Onu içmez kız. İçmez mi? Vallahi içmez. Abi çok etti bile. Ben yaparsam olur. Benim soğuk kahvemi herkes ayran. Bebek. Bebek. Bu bebek. Can dostlarım. Ertesi de farklı kayfa bunun. Kız. Ama o seni bekliyordu. Bir onu bırak da kardeşinle ilgilen. Annenle. Hadi oğlum. O seni bekliyordu. Özlemedin mi anneni? Önüne otur. Yanına otur. Seni seviyor ya, nasıl coşuyor seni görünce. İsmail dedim, Kıkmet dedim, bakıyor. Amin. Hiç bakın nasıl olmuş. Dur ben. Ne diyordum ben? Babamı verecektim. Dediğimi de unuttum. İsmail bana niye getirdin? Anne ben de gittim. Damadım belli. Damadım belli de. Geri ver, çekirge. Tutay ver, çekirge. Daha doğrusu Hatay'dan getirdim bunu da. Hatay'da yapardım. Baba çekirge, çekirge. Süper. Benimkini de iç. Ben sevmem bunu. Tam bir çiçe oğlum hadi. Ananız çocuğuma bilir onu. Bak tamam gelişmez dedi. Getir bir, getir bir bakayım. Ağzını cihazlarına sağlık. Teşekkür ettim Allah. Ben onu Allah seviyorum. Allah damadıma çok lütfen kurban olduğum Allah. Tadına baktın mı? O kahve süt ürünleri hiç içmiyor. Niye? Öyle vitaminsiz alıyor işte. O da herhalde vitamin yazıyor. Kız şu çocuğa bir... Anne. Çekme fıca. Adını çekme. Sen dostlarım, armin boğaza bağırdım. Bunu ben 6-5 kahve. Şişmem hiç. Olmasa benim olmaz. Hayatta işmez. Çay, kahve. Hele bu soğuk kahveyi hiç sevmiyorum. Çiğ süt dondurduğundan mı gelecek? Süt işmez, süt de işmiyor. Öyle de vitaminsiz kalıyor. Can dostlarım, biz Armin'i niye götürdük hastaneye? Armin niye hastaneye gitti? Armin otururken otururken elini sağa eğimleştiriyordu.
Ben de bunu dikkat ettim. Ayhan kardeşimize dedim. Ayhan dedim, Armin'e Fulya içtime de dedim. Armin'e bir dikkat edene dedim. O da baktı, dedi ki bana, şimdi şöyle tutuyorum boynunu dedi. Ben dedim ki boynunu sağa eğimleştiriyor dedim. Ayhan da bakıyordu şöyle devamlı. Şimdi tepeye. Ondan sonra ben bunu aile doktoruna götürdüm. Sağlık ocağına. Oradan dedim ki hocam durum böyle böyle dedim. Ben dedim çiğittim, gördüm ama ne kadar benim görmemle ne yapayım bilmiyorum. İşmem böyle bir şişmem otur. Oturum. Ondan sonra siz çocuğa bakalım. Biraz oynamaya başladı. Bunu masaya koydu doktor bey. Oynamaya başladı. Hareketlerine dikkat etmeye başlayınca bu yakaladı. Yakalayınca dedi ki anneannesi doğru görmüşsün, doğru gözlemlemişsin dedi. Bir sefer çığırdım. Düzgün hiç olur. Ondan sonra yanına ne otur teyzem? Bak hani seviyorum onu ya. Nasıl seviyorum. Ya açtım. Ne anne onun bunu da yara var herhalde o şey diyor. Kan ağrıyor. Devamlı kan ağrıyor. Bir ayadır sesini ver. Tamam el sesine su şimdi. Yine başladı kanım benim. Tamam tamam senin olsun gel. Ondan sonra bacı canlar. Ekrem Bey dedi ki çocuğun şeylerine baktı boyunlarına. Eminim dedi, korkacak bir şey yok ama dedi. Yine dedi, anneannesi dedi, gözlemin doğru. Bir dedi, ben bunu çocuk hastanesine yönlendirdim. Allah razı olsun, kendisi şişini de aldı. Koyumuzun şişi o da. Koyumuzun doktoru. Bu o büyük ülkelerde doçent olacak bir doktor, gerçekten. Ondan sonra çocuk doktorundan randevu aldı. Fulya'ya sordu, dedi ki, Fulya senin kontrolün ne zaman? Bu da dedi, ayın 14'ünde hocam dedi, 4'ünde dedi. Dördünde sabah saat 9'da Armin'e sıra aldı. Ondan sonra o gün getirdiler. Ultrason günü girdiydi bugüne. Bugün de ultrasona girdi. Çok şükür Allah'ımıza. Binlerce şükürler olsun. Kuş kaldırmış. Kasması hiçbir şey yok dedi. Kaslarında dedi, boyun bölgelerinde hiçbir şey yok dedi. Sadece dedi, çocuk bir taraflı yattığı için şurada şey olmuş. Ama kesinlikle hiçbir şey yok dedi. Neye? Çok şükür canım dostlarım, hiçbir şeysi yok. Ondan sonra dedim 2-3 gündür ateşli dedim. Şey diyor dedim. Hafif öksürüğü de var dedim, ateşi de var dedim. Doktora götürdüm dedim, böyle böyle ilaç yazdı dedim. Onu da şeyden baktı. Banyoya mı götürüyor? Baktı, ilaçlarına baktı, ilaçları çok güzel dedi. Boğazına baktı, muayene etti. Annesi dedi, bir şeysi yok dedi, hafif bir grip olmuş dedi. O böyle dedi, hatta dedi, doktorumuzun yazdığı ilaçlar da çok güzel, onu kullansın dedi. Ondan sonra bir şey yok, çok şükür Allah'ımıza bulduk geldik bacıcanlar. Ondan sonra da geldik. Çocukları görmeden gitmeyelim dedim. İsmail bir Armin'i gör şimdi getirdim. Onda İsmail çocukta çıkıyordu, onu bekledik. O benim okuldan geldi. Ne dersi? Ne dersi? Sayma dersi. Sayma. Matematik. Hande esesine soğuk mu? Yağlar. Çıkmıyor. Hap 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 hap. Çekil gez. Zıp zıp zıp. Çekil gez. Hande de sakmayakmış. Ondan sonra... Biraz yattım, dinlendim. Nasıl yoruldum, nasıl yoruldum? Armin benim, hafiftim. Bir daha bebek arabasız bile çıkar mı anne? Ne bileyim ben, kızım öbür hastaneden öbür hastaneye salacağım. Dedim ama B blok dedi. Sağ olun, ultrason şeysi var dedik. Ora gittim, karşıya gönderdiler. Ora vardı, ta ana binaya gönderdiler, zemin katına. Ana binaya vardı, saat 10'daydı randevumuz, 11.30'da girdik. Oradan girip çıktık, doktora dedik ki 11'de randevumuz vardı. Ama geçti dedik, yine de Allah razı olsun. 12'de paydos sürmesine rağmen yine de saniye yine bizi aldı. Hemen aldı. Öğlen sonuna kaldıydı. He. Yani bugün öğlene kadar sabah saat 8'de yola çıktık. He. 9.30'a kadar otobüse de gezdik. Ondan sonra 2 otobüs değiştirdik. Buraya geldik, 2 otobüs değiştirdik. Ben bir olacağını bilsem asla atardım arabasına bunu. He. Otobüslere kalk kalka verirdik. Bir de arka tarafta bebek arabası yeri de varmış imiş. Sarı otobüsleri de.
altını pisletti. Allah'ım o da bulamadı. Zemin kat olduğu için. Benzinli odalar oluyordu. Kaldırmışlar mı? Çiğ değilmiş. Çocuk bölümlerindeymiş. Orayı çiğ yapmışlar. Mahkum yerleri yapmışlar. Mahkumlar geliyor ya. Onlar yatıyor orada. Orada vardı. Çiğittim. Yani öyle vazgeçenler. Orada aldım. Armin durmadı. Allah'ım dedim ki ne olur dedim yani. Siz büyükler bir yerime durun da dedim, küçükleri alın dedim. Yani tamam dedim, biz büyükler otururuz anlarız ama küçükler anlamayız. Kız ve kundakta hep küçücük küçücük bebek. Hep kundaklar bebekler. Kimi kalçadan gelmiş, hep kalça testinden geçememişler. Kimi kalçaya gelmiş, kimi koldan gelmiş. Küçücük daha bir aylık çocuklar, 20 günlük çocuklar bas bas bağırıyor. 20'den de ya. Giriyor ya. Artık birisi dedi ki ya Allah razı olsun yaşlı bir amcaydı. Haklı konuşuyorsun kızım ama dedi. Sen dedi şu an doğru söylüyorsun ama bizim insanımız bunu kabullenmez dedi. İlle gelme girecek dedi. Hatta dedi ki benim sıram önce gelirse dedi sen gir kızım benim birime. Gönüllü giriyorum dedi. Armini tutamadım. Omuzuma aşağı yukarı ileri götürüyorum. Öksürenim aran tıskıranım aran. Bu sefer de korkuyorum kalabalığın ortamına da giremem. O bir taraf çok kalabalık. Bu yanı da siyrek armini tutamadım. Öldürdü beni. Oğlumu putumu kırdı. Bura getirdim bıraktıydım. İnekleyeceğimmiş. Olamayır. Ben yürüyorum aşağı. İnekleyecek ya. Evet. Evde koltuklardan koltuklara geziyor karşıdan karşıya. Onu istedi o. Darandı. Yani böyle bir şey bugün bunu atlattık. Fulya'ya diyorum ki aman yorulduk yorulduk diyor diyorum. Bir tarla fasulye yormuş kadar olduk diyor. Eyvallah. Can dostlarım fasulyemi de dün çıkarttım. İki şimdilik fasulyem çıktı yani bir boya boğası fasulyem çıktı. Pırıl pırıl. Ne taşı var, ne çöpü var. Çalkaladım. Şey istedim. Tertemiz. Anne Fulya bir şey bak. Banyoda. Banyoda? Ermin. Yani ırcık ya Ermin. Anam. Ama bir şey geliyor. Buraya oturdu. Ama çiçeğini koparmış teyze senin. Ha, hani. Hani yapar gözüne sağ. Hani. Zaten eskiden aynı stil alacağım. İlkbaharın o saksılarını hep yedi. Evde çiçeğim kalmadı ki hiç yok. Hep çürüdü. Daha doğrusu köyde durduğum zaman çürümüş. Susuzlukta. Vurdu diyor. Vurmuş. Ya ben eve kükürüne gider evimin çiçekten hep sular gelirim ben. İşte yakın olsa i̇şte. Köyde nasıl gelir? Bir yer sabah çamaşır, fazla çamaşırlarını götürdü gitti çiçeklerin suladı geldi. Hı-hı. Her gün geliyor yavaş yavaş götürüyor. Ama sandalyesini götürüyor. Geri taşınıyor. Tek tek geri taşınıyor. Ne bileyim bacı canlar, bugünü de atlattık. Binlerce şükürler olsun, hamdü senalar olsun, kurban olduğum Allah. Ne oldun pembe hanım gibi? Önce hamdü senalarına, sonra bizlere, bizim evlatlarımıza. Onu dedim, orada da bunu da dedim. Ha, şunu da söyleyeyim. Her birimiz bir anne olarak, bir baba olarak o kadar çocuklarımızın üstüne titreği yok ki. Kimi kızını getirmiş, kimi torununu getirmiş. Biz böyle böyle büyüttüğümüz yavrularımızı 3-4 kansız çıkıyor, torbaya koyup gole koyuyor. Afıstı. Yani ne kadar içeriğine girebilirim bilmiyorum. Girme ne boş kadar içeriğine girme hakkım var onu da bilmiyorum. Çünkü YouTube eskisi gibi bir YouTube değil artık. Dilimiz var mı? Yani bazı şeylerinden çok telef yiyor. Mesela bir markadan yiyor. Mesela bir şey gösteriyor ondan yiyor. Çok artık de. Yani bu konulara girince ne yerim bilmiyorum ama gerçekten bugün onu girmeye boş. Orada da söyledim, kapıda da söyledim. Biz böyle böyle büyüttüğümüz yavrularımızı işte ilde değil. Oğlan çocuğu diyor. Değil mi? Mesela servis oğlan okul bir şey yok. Kızım okul artık. Servisine gidip geliyor. Aysel abla'yı 100 kere arar. Aysel abla bindirdin mi? Aysel abla okuldan indin mi? Ya da yazarım. Aşkım. 100 kere. Al annem. O da Ermin. Ben de İsmail yazar. 100 kere sorarım. Aysel abla bindir mi? Aysel abla aldın mı? Milletçe çok üzgünüm, Türkiye'ce çok üzgünüm. Bu çocuk bizi yaktı. Benim hiç zaten 3 gün geçtikten gibi ben hep söyledim Fulya'ya, söylemedim Fulya'ya. Asla bu çocuk canlı çıkmayacak. Çünkü 8 yaşında bir çocuk en fazla 24 saat kaybolur, biter ya da bir yere gider. Birden kaybolan çocuk yani mümkün değil. Hep de kanı bozuk. Ailelerden çıkıyor işte. Dün de şu an TV'de gördüm. 8 yaşında olan çocuğu kaybolmuş da nereydi? Yine 8 yaş olan çocuğu. Allah'ım herkese sabır versin. Herkese sükut versin. Rabbim kötü insanların şerrinden çoluğumuzu, çocuğumuzu, yavrularımızı esirgesin, korusun. Ümmeti Müslüman'ın
içinde, bütün yavrularımızın içinde benim şu okula giden yavrumu, gidecek yavrularımı, torunlarımı, torbalarımı da korusun. Ümmet-i Müslüman yavrularımın içinde benim yavrularımı da esirgesin, korusun. Gerçekten yani Narin beni çok, ben Narin'e o kadar çok ağladım ki. O kadar, yani söz hani menemen yapıyordum değil mi Fulya? He, haber geldi. Menemen yapıyordum. Şöyle kaynağı yurdu aldı, dedim ki telefonu aldım, şeye oturdum. Bir bakayım diye. Önce YouTube'a girdim. Kanala girdim önce. Bir yazan var mı, bir şey var mı diye. Sonra şeye çıktım. Facebook'a mı girdim, TikTok'a mı girdim? Her yayınladın. Ama dünya başıma yıkıldı vallahi can dostlarım. Biliyordum da böyle yani aile içinden çıkacağını tanıdım. Bir de çuval ne kız? 8 yaşında çocuk. Daha bir de Allah'ın çiğsiyle. He, taşından çıkıyor koymuşsun. Ne diyor? İşte bu kitap elindeki. Ha evet. Şu bir şey. Korktum bir şey dedi. He. Kur'an-ı Kerim öğrendiğiniz albümü. He, onun üstünde elindeymişmiş. Kurban olduğum Allah'ım. Hiç iyi bir dünyada değilmiş tabi canlar. İsmail. He, onunla beraber. Kimin ne olduğunu belirsiz. Kimin ne olduğunu belirsiz. İsmail, sen çağırıyor. Amca, baba yarısı, teyze, anne yarısı. Ne baba, amca, baba yarısı, ne de teyze, anne yarısı. Bu dünya nefsinin dünyası olmuş. Bu dünya iyilerin değil, iyi oynayanların dünyası olmuş. O yüzden Allah'ım hiç kimseye güvenme. Ben yalvarma, tembihle ayıyorum. Hiç kimseye güvenme. Hiç gözünüzden gözüne yırman çocuk. Gidiyor. Açtım. Hadi gidiyor. Can dostlarım, bize müsaade. Telefon kapandı, o yüzden yerde kaldım. Aynen, telefonum kapandı, şarjı bitti. Kendinize iyi bakın. Sevil bacımızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Anca giderik. Fulya'nın kargosu gelmiş bir de. Şöyle çekmeceden çekmece verdiydi. Onu da sağ olsun İsmail aldıydı buradan. Ha, o bunu duruyor. Ta o bundan belli burada. Yo, almış da bu onun dükkanında. Şimdi giderken kargosunu da alacağız. Akşam üstü gideri yaparız yani. He. Buradan vardık mı, çıktı, inendik mi filan evine gidelim. Yapabilirsek yapalım, civat alabilirsek, civat alamayasak. Yaşar gelince yapsın. Kerem ne öyle yapar? Bir şey için onu mu çığırayım he? Ondan sonra bir beşiği kaldı filanın zaten. Kış o bu. Öldü tabi, hadi kapanışını çabuk yap. Can dostlarım, hadi kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın, sevgilin dünyasında. Kız görünüyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.